İşte birinci vazifemiz okumak, ikinci vazifemiz de anlamak. Anlamak. Anlamak, Kur'an-ı Kerim Araplara, ilk olarak Araplara geldi ama insanlara geldi. Kur'an'ın hiçbir yerinde ya eyyuhel Arap ifadesi yok. Kur'an Arapça tamam ama muhatap kitle sadece Araplardan ibaret değil. Kur'an hepimize geldi. Ve Kur'an-ı Kerim ya eyyühen nas diyor ey insanlar. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Ya eyyühel insan ey insan. Ve biz Kur'an'ı okuduğumuzda orada kendimizi buluyoruz. Bize hitap edildiğini fark ediyoruz ve bize vazifelerimizin öğretildiğini, hayatımızın nasıl tanzim edilmesi gerektiğini Kur'an ayetlerinde görüyoruz. Allahu Teala ya doğrudan emir ve nehilerle veya kıssalarla veya temsillerle her türlü şekilde bize anlatıyor. Bize düşen bu manalara muhatap olmaya çalışmak. Ülkemizde bu noktada bir takım sıkıntılar var. Güzel çalışmalar da var da sıkıntılar da var. Güzel çalışmalar derken ilahiyatlarda 100 bin civarında öğrencimiz var. Bunlar Kur'an'ı ders olarak yüzünü okuma dersi de alıyorlar. Bizim dersimiz gibi tefsir derslerinde de manası üzerinde bayağı duruluyor. Bu noktada en azından belli bir ölçüde Kur'an'a muhatap olabiliyorlar. Bu güzel. Ama nüfusumuz 100 binden ibaret değil. 85 milyon nüfusumuz var ve nüfusumuzun %90 küsuru Müslüman. Dolayısıyla her vatan evladının, ben Müslümanım diyen herkesin Kur'an'a muhatap olması beklenir. Yapabilenler var. Mesela Kur'an'ın derin manalarını öğrenmemde ben pek çok kişiden istifade ettim. Gerek kitaplarından, gerek sohbetlerinden. Sohbetinden istifade ettiğim veya yazdıklarından istifade ettiğim bazı zatlar iktisatçı, işletmeci ve bunlar Kur'an anlamak için bayağı bir gayret göstermişler. Çok iyi çalışmışlar. Kapasiteleri güzel ve bir ilahiyatçıdan daha da iyi anlayabiliyorlar. Onlardan da istifade ediyoruz. Ülkemizde 100 bin civarında hafız var. Hafız dediğimiz Fatiha'dan başlıyor. Kul eûzu bi rabbin nâs'a kadar, son sureye kadar ezbere okuyabiliyor. Bu çok güzel bir nimet. Ve genelde buna 2 yıllarını veriyorlar. 2 yıl çalışıldığında Kur'an'ın tamamı ezberlenebiliyor. Aslında bu da çok harika bir şey. Ben bugüne kadar Tevrat'ın hafızı duymadım. İncil'in hafızı duymadım. Ama anlamadıkları bir dilden Allah'ın kelamına, Kur'an'a muhatap oluyorlar ve ezberliyorlar. Bu çok harika. Burada gördüğüm çok güzel bir uygulamayı nazara vereyim. Üniversitedeki hoca arkadaşlarımızdan bir zat, oğlu imam. Ben Iğdır'da görev yaparken yolumuz üzerinde bir ilçede o da görev yapıyordu. Tanışıyoruz. Ona bir selam verdim. Evlerine uğradım. Bana dedi ki, oğlunu da odaya getirdi. Oğlu orta üçüncü sınıftaydı. Hocam dedi, bizim Abdullah'ı bir test et bakalım. Kur'an'a mana verebilecek mi? Çocuk orta üç öğrencisi. Yani biz ilahiyattan mezun olan öğrencilerden bile Kur'an'ın tamamına mana vermelerini bekleyemiyoruz. Yapabilenler nadiren de olsa var ama çoğu belli yerlere mana verebilir. Abdullah mahcup olmasın diye kolay yerlerden önce sordum. Mesela Allahu Haliku Külli Şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür gibi öyle kolay yerler. Baktım hemen heyecanla çok rahat cevap veriyor. Çıtayı biraz yükselttim. İşte ya eyyühen nas ubudu rabbekum gibi ayetler. Oralardan sordum. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Baktım oralara da cevap veriyor. Bu tabii 10 dakika kadar sürdü. Ardından kendimin de mana vermekte zorlandığı bir yeri sordum. Bakalım burada ne yapacak? İsra suresi 2. sayfada. Orada ve külle insanın elzemnahu ta'irehu fi unugih. O ayeti sordum. Cevap vereceğini pek beklemiyordum. Ama maşallah öyle öğrenmiş ki her insanın kaderini kendi çalışmasına
bağladık. O tarza meal verdi. İdare eder, güzel. Başka incelikler de var da mana vermesi zor bir yer. Ama ana hatlarıyla manayı düzgün ifade etti. Tamam Abdullah dedim, başka soru sormuyorum. Tebrik ederim dedim. Babasına da sordum, bu nasıl oldu? Dedi biz anne baba olarak, ikimiz de hafız değiliz ama çocuğumuzla özel olarak ilgilendik ezber yapması hususunda. Ve ezberi yaparken meal olarak da mealden de takip ettik. Yani diyelim günde bir sayfa ezberliyorsa o bir sayfanın mealini de babası hoca meal verebilecek durumda veya kitapta meal var. Bunları verdik ve mealle beraber gitti dedi. Ve hakikaten çok güzel bir numune-i imtisal. Orta üç seviyesinde bir öğrenci Kur'an'ın tamamına mana verebiliyor. Aradan yıllar geçti, işte 4 yıl falan. Son sınıf, İmam Hatip Lisesi son sınıftayken ben Isparta'da Mekke Eğitim Vakfı'nda hafızlara yönelik bir eğitim verdim. Kur'an Arapçası. Bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Ve Arapçayı anlatıyorum ama bütün örnekler Kur'an'dan. Ve 3 haftada bitirebileceğimiz bir program. Kitap olarak da basılmıştı. Bunu hafızlarla, 30 civarında hafızla 3 haftada bitireceğiz. Yani gün boyu, günde 6 saat dersimiz var. Bu şekilde çalışıyoruz. Abdullah'ın babasını da aradım. Dedim Abdullah müsaitse Isparta'daki programa o da gelsin, istifade eder. Ve Abdullah severek geldi. Ve 3 hafta boyunca programda o da bulundu. İlk derste ben ilk dersi anlattım. Anlattıktan sonra dedim şimdi bir uygulama yapacağız. Abdullah'ı tanıttım. Abdullah kardeşimiz dedim, sizin gibi hafız. Ama sizden farkı Kur'an-ı Kerim'i mana olarak da öğrendi. Ta orta üçteyken öğrendi. Şimdi dedim her biriniz hafızlar olarak Kur'an'dan istediğiniz yeri Abdullah'a sorabilirsiniz. Ve sıradan başladık. 30 tane öğrenci. Her biri nereden isterse soruyor. O bitince diğeri, o bitince diğeri. Ve Abdullah hepsine cevap verdi. Ve ben o hafızlara dedim ki, işte dedim bizim programı bitirdiğinizde siz de Abdullah gibi Kur'an'a mana verebileceksiniz. İyi çalıştığınızda. Ve hakikaten o program çok verimli de oldu, faydalı oldu. Arkadaşlarımız gerçekten istifade ettiler. Şimdi tabii herkes hafız değildir. Herkes bu derece Arapçaya da vakit ayıramayabilir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in meali ve meal bayağı okunuyor. Şu an Türkiye'de 300'den fazla meal var. Bir tane de biz yazdık bir arkadaşla. Ama biz meal tefsir olarak yazdık. Sadece meali vermek değil, meali veriyoruz. Altta ihtiyaç varsa açıklama yapıyoruz. Mesela bir yedihi melekutu küllü şey. Her şeyin melekutu onun elindedir. Meali böyle veriyoruz. Ve melekut ne demek? Onu da altta açıklıyoruz. Ve bu şekilde yani Celaleyn tefsiri gibi eskilerin muhtasar bir tefsir. O tarz bir çalışma yaptık. Başka yapanlar da var. Artık mealden insanımız bir üst seviyeye yükselmeli. Meal tefsir. Meal tefsirle Kur'an-ı Kerim'in manaları ana hatlarıyla anlaşılır. Ve ileride daha böyle derinlemesine öğrenmek isteyenler, Hamdi Yazır'ın tefsiri gibi veya Arapçadan tercüme edilen Safvetü Tefasir, Muhammed Ali Sabuni'nin veya biraz daha vakitleri müsaitse 23 ciltlik Fahrettin Razi'nin Tefsirül Kebir gibi tefsirleri, bunlara bakmak lazım. Kur'an'la hemhal olmak, ayetleri anlamaya çalışmak. Bu elbette hepimize düşen bir görev. Ben Kur'an-ı Kerim'in mealini denizin maviliğine benzetiyorum. Üstten baktığınızda denizin maviliği görülür. Ama aşağıya doğru bir de derinliği vardır denizin. Ta 10 bin metreye kadar ulaşabilen bir derinliği vardır. İşte mesela Allahu Halibu Külli Şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Meal olarak bunu bilirsiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her türlü hamd alemlerin Rabbinedir. Bu şekilde Kur'an'a mealen muhatap olmak çok da zor değil. Her ne kadar
Türk dilini sadeleştirme programları çerçevesinde Arapça sınırınca kelimeyi dilimizden çıkarmışlarsa da Türk Dil Kurumu aracılığıyla. Ama yine de şu anda da Türkçe'de pek çok kelime Kur'an'da kullanılan kelimeler olarak. Kur'an'da kitap var. Kalem var. Kalem var. Yani en basitinden bu gibi şeyler. Ve bizler Türkçe'yi düzgün konuştuğumuzda, bildiğimizde biraz böyle dikkat etsek Kur'an'da da bunların pek çoğunun olduğunu görebiliriz. Bu açıdan kısaca meal vermek çok zor değil. Ama derinliği görmek. Ya eyyühennas ubudu rabbekum, işte buna meal verdik. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Burada Allah-u Teala'nın Rab ismi ne demek? Ubudu ibadeti emrediyor. İbadet nedir? İşte ibadetin tarifinde deniliyor ki ibadet Allah'a abd olmak. Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak. Allah'ın emirlerini yapmak salih amel, yasaklardan kaçınmak takva. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de ilk tertip itibariyle ilk açık emir. Allah-u Teala ilk açık emirde ya eyyühennas ubudu diyor. Neden? Kur'an'ın geri kalan kısmı bunun açılımı durumunda. Namaz bir ibadettir, oruç bir ibadettir, zekat bir ibadettir, hicretten bahsettik. Hicret bir ibadettir. Cihat bir ibadettir. Bütün bunların açılımı daha sonra yapılıyor. Bunları da böyle yanında görebilmek, bunlarla ilgili bilgilere sahip olmak, bu da tefsir.